Hadi ben sana şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesi yapayım da sen şöyle rahat rahat. Yürü, yürü. İçe içe düşün. O aslan kocam. Aslan kocam bir yakışıklı kocam benim. Sen bizi mi dinliyorsun bakayım? Kabul etti mi? Edecek. Baba kabul ettin de annem öyle söyledi. Kabul et ne olur. Annen öyle mi söyledi? Evet. Peki sen çok mu istiyorsun? Evet. Ne kadar istiyorsun? Çok çok. Ne yapacaksın ki bahçede? Oyun oynayacağım. Oyun mu oynayacaksın? Evet. Sen gel bakayım böyle. Peki sen salatalık ekmeği bilmiyorsun, domates ekmeği bilmiyorsun, biber bilmiyorsun. Ne yapacaksın bahçede? Burada sanki bahçe yok mu? Yok. Nasıl yok ya? Her yer bahçe bak. Burada park da var. Hayır onlar bahçe değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Orada deniz de var. Yüzmeyi öğrenirsin. Böyle küp 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 ayaklarımızı yaparız. Denizde yüzeriz balıkların arasında. Biliyorum ki. Biliyor musun? Evet. Ben mi öğrettim yüzmeyi? Hayır annem öğretti. Allah Allah. Ben görevdeyken mi acaba öğretti? Evet. İnanmıyorum. Burası çok güzel. Beğenmek de laf mı? Bayıldım, bayıldım. Yeni evimiz çok güzel Adem. Ama eşyalar biraz kaybolmuş içinde yani. Burayı doldurmak lazım. Yani bana fark etmez. Biliyorsun az eşya severim. İyi de bu kadarcık da değil yani. Baksana gülünç görünüyor böyle. Mesela şuraya şöyle bir orta masa koyarız. Ay çok güzel olur. Buraya da bir, iki, üç, dört. Yani 12 kişilik bir masa lazım buraya en az. Kaç? 12 kişilik şart. 20'den aşağı kesmez bizim aileyi yavrum. İyi altı olsun ortada buluşalım. Ah kedi sancaklı koltuk koyalım mı? Verandaya koyarız. Bütün gün sallanırız. Tamam. Ama unutmayın hep burada yaşamayacağız. Sonra ne yapacağız bu kadar eşyayı? Onu o gün gelince düşünürüz kocacığım. Hadi şimdi burayı da güzel döşeyelim. Tamam ama gene de abartmayın olur mu? Söz mü? Gereksiz hiçbir şey almayacağım canım. Söz veriyorum. Sen? O zaman ben giyineyim misaya başlayayım tamam mı? Bana bakın söz verdiniz ha. Evet. Tamam. Yaşasın. Yeni evimiz çok güzel. Timur Bey. Söyle Bekir. Adem ve ailesi bugün buraya yerleşecekler. Biraz sonra Yasemin Hanım'ı vakfa götürecek. Sen kefilsin yani bu adama. Tabii efendim. Cesaretine, gözü karalığına, çalışma disiplinine. Bekir. Karıma emanet edeceğim. Onun kadar temizliği zor bulunur Timur Bey. Ailesini sever, evine bağlıdır. Dünya güzeli bir de kızı var. Ben kendisine gözüm kapalı kefilim. Güzel. Hapsettiği yetmiyor. Bir de başıma bekçi tuttum. Bakalım ne kadar dayanacaksın. Baba! Gel buraya Sincap. Nasıl? Bahçeyi beğendin mi? Evet. Kocaman değil mi? Evet. Ya ben sana demiştim ama bak arkada ne var? Arkada deniz var. Oraya da yüzmeye gideriz. Sonra midye toplarız. Sen annenle şey yaparsın, pilav yaparsın, sonra midye dolma yiyeriz. Limonlara böyle sıkarız, sıkarız. Bahçe ne yapabiliriz? Bir şeyler ekelim. Mesela şuraya domates eksek, oraya biber eksek. Afacan, gel bakalım. Patates buraya mı gelsin? Kızım, gel buraya, kaçamazsın. Daha paketleri açacağız seninle. Hop, rahat bırak bakayım babayı. Oh. Hadi.
Ay bu adam kim? Ay sen duymadın mı? Yeni fedayı işte. Yasemin Hanım'ı koruyacakmış. Ay mermer gibi çok yakışıklı maşallah. Kızım, Allah sahibine bağışlasın denir. Ya adam evli barklı. Yan tarafta da karısı oturacak. Ay ne? Timur Bey yandaki koskoca evi onlara mı veriyor? Ya. Ay bu adam karısını çok seviyor. Görüyor musun ya nasıl değer verdiğini? Yani korumayı bile el üstüne tuttuğuna göre. Ya. Leman Hanım'ın kemikleri sızlıyordur. Neredesiniz? Sesleniyorum ortada kimse yok. Kusura bakmayın Yasemin Hanım duymamışız biz. Buyurun. Fatmacığım bana bir kahve yapar mısın? Bu benim işim biliyorsunuz ki hanımefendi. Fatma servise bakıyor. Ben şimdi yaparım o getirir. Hayır Fatma yapsın istiyorum. Sizin kahveniz zehir gibi oluyor. İçemiyorum. Tamam yapıyorum ben hemen. Yerleştiniz mi? Yerleştik ya. Dağmış diyorsun, yok diyorsun. Tam olarak neyden bahsediyorsun acaba? Oo. Buralarda da kalın. Başımdan geldi tanısın. İşler yaşayacak. Süren mi? Çok güvenlik bir şey var. Göstermek lazım. Güvenlik olmasın. Böyle olur. Bekir Bey. Gökşe Hanım. Bir sorun mu var? Yok yok. Ne panik. Siz? Adem. Benim arkadaşım. Can arkadaşım. Özel kuvvetlerdendi. Özel kuvvetler? Bordo Bereli. Bordo Bereli. Tehlikeli adam diyelim Gökçe Hanım. Çok memnun oldum. Gökçe ben de. Ha, Gökçe Hanım Timur Bey'in kızı. Öyle mi? Ben de çok memnun oldum. Aa, yüzük güzelmiş. Alyans. Aradaki farkı bilmiyorum ama çok da umurumda değil açıkçası. Kahveniz hazır, nereye bırakayım? Şöyle bırakabilirsin. Babanız yoklar mı? Babam ne alaka ya? Gökçe Hanım, Adem Yasemin Hanım'ın koruması olacak malum sebepten. Geçmiş olsun o zaman. Size iyi şanslar. Bekir Bey. Gökçe Hanım,